Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yani bu yıldan hatırlayacağımız üzere geçenki onların yani bir önceki videomda Zeytinli ve Altınfil plajlarını ve Zeytinli'yi tanıtmıştım. Bakalım buradan daha ileride olan Zeytinli ve Altınfil plajından daha ileride olan Turban ve Dalyan'a doğru yürüyeceğiz. Bakalım orada neler varmış. Deniz denizdir bakalım. Buraları geçen videomuzda görmüştük zaten. Tanıtmıştım. Okumuştuk yazıları. Şimdi yürüyelim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Altınkum plajının sağ tarafı olduğunu biliyorsunuz zaten. Voleybol severler sağımızda. Şarkılardan telif yemek istemiyorum ama. Baba. Arkadaşlar gerçekten buraları çekmek çok zor oluyor çünkü neredeyse yani çoğu çay bahçesinde müzik var, müzik çalıyor ve ben onlardan telif yemek istiyorum, korkuyorum. Herkese verdiydi. Yani şimdi bugün elinde yoksa, varsa olan kesinlikle Allah'tan atıyor. Arkadaşlar bu sağda gördüğünüz yani iskelenin sol tarafı kumlu olan taraf, başında az çok yani biraz taş olsa da sonrası kumlu ama iskelenin sağ tarafında taş var arkadaşlar. Ondan sonra ayaklarım bayağı bir acımıştı. Akşam uyuyamadım ayak acısından. Sonra krem sürdük de geçti. Yani bir de ben terlikli olarak girmiştim. Bundan önce hep terlikli olarak alışmıştım. Ama sol taraftakine girmiştik sonra. Orada ayaklarım rahatlamıştı çünkü kum. O yüzden sağ tarafta girmemenizi öneririm. Soyunma kabini olmayan yani sahiller var gerçekten plajlar ama burada var arkadaşlar. Yani bu bile bence önemli bir ayrıntı çünkü olmayan sahiller de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz yani müzik olduğu için, müzikli kafeler olduğu için tam orada köşede gösteremedim ama şu köşede olan taraf, ondan önceki tarafı göstermiştim zaten daha önceki videoda. Bu taraf itibariyle ilk defa görüyorsunuz yani eğer buralara daha önce gelmediyseniz. Benle o zaman gezelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar önceki videoda aşırı dalgalıydı hatta saçlarımı tutamıyordum ama bugün dalgası az, gerçekten çok az, güzel. Arkadaşlar benim sağımdaki, sizin solunuzdaki taraftaki evler gördükleriniz gibi tatil köyünün evleri. Ve burada daha önceden birkaç yıl önceye kadar, bu yıl görmedim daha hiç rastlamadım ama düğün yapılıyordu. İşte düğündür böyle mekandı. Ama şu an yok galiba. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar benden popüler olsun videomu çektiğim yer işte şurası. Burada dalgalar eşliğinde çekmiştim ama o gün bugün ama o kadar ve dalga yok.
Turban Tatil Köyü devam ediyor. Uzaklı maaşları. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Bu aralar palmiye ağaçlarına karşı bir sempatiliğim var nedense. Her birinde fotoğraf çekilme isteği geliyor böyle. Oysa ki hani çok vardı palmiye ağaçları, ben de vardım ama. Bu aralar ayrı bir, öyle bir şey oldu. Az önceki yerde yine arkadaşlar oturan abi şarkı çalıyordu. O yüzden orada da kapatmak zorunda kaldım. Mecbur telif yemek için. Geçenki geldiğimizde buralar bomboştu çünkü dalga vardı ve yüzen kişi yoktu. Biz böyle yalnız gibiydik yani yürürken annemle. Ama şu an buralar dolu. Mesela arkadaşlar buradaki otel daha önce akvaparkı vardı. Büyük bir havuzu vardı. Ben böyle yanında da parkı vardı çünkü ben oraya parka biniyordum. O yüzden görüyordum. Şu anda tabii o şu an buradan gözüken bilmiyorum ama kullanıma biraz şey yani kötü olmuş artık kullanmamaktan. Her neyse o kadar farkı falan vardı bu otelin. Yani değişmiş, onu fark ettim bu yıl. Aa, sallanan gördüm o parkta. Kullanıma kapalı demiştim çünkü. Gerçi geçen sefer geldiğimde çok az kişi olduğu için galiba kimse görmemiştim orada. Ama bu sefer sallanan gördüm. Sağ tarafımızda Ufuk ve yine futbol diyorum ya. Voleybol severler. Evet arkadaşlar, önceden bindiğim park bu parktı. Ben de şu küçük çocuğun sağdaki küçük çocuğum sallandığında sallanmayı çok severdim. Ama şu an tatil köyü içine almış arkadaşlar. O yüzden dışarıdan kişiler binemiyor. Önceden ben küçükken buralara geçilmiyordu. Yani Turban, Dalyan buraları yürümüyordu. Ama açılması iyi olmuş. Böyle insanın böyle huzurlu ermesi için. Ve böyle kendi başına buralar daha sakin normal kordonlara göre. İyi oldu arkadaşlar.
Çünkü buralar tatil köyüne aitti. O yüzden kapalıydı. Yani tatil köyü de neredeyse buraların hepsi gelmiş falan. Ama iyi olmuş yani, böyle insan bir rahatlıyor burada yürürken. Devam ediyoruz arkadaşlar tabii ki. Bak yaylanmaya bak. Çok rahat. Burası bir boşluktu. Sonra şurada tekrar insan topluluğu. Acaba neden? Merak ettim. Buralarda hiç denize girmedim. Bilmiyorum acaba sığ mı derin mi? Çadırlarla kamp yapanlar da var. Keşke bir oturma yeri bulsak da otursak. Çünkü yani herkes doldurmuş bugün kalabalık. Arkadaşlar arabayı ne kadar güzel yapmışlar, görüyor musunuz? Galiba güneş alması için mi bilmiyorum ama çok mantıklı. Özelliklerinden bir tanesi de köylü teyzelerimizin az önce yanımızdan geçen böyle yolda yürürken de bir şeyler satmaları. Yaptıkları salçaları, kekleri satıyorlar, meyveleri satıyorlar bu şekilde. Arkadaşlar şu ilerilerde de rock festivali oluyor. Zeytin Rock Festivali geçiyor gerçekten. Festivalin olduğu zamanlar burası doluyor böyle. Festivale de gidecekler. Hatta minibüslerin üstüne falan Zeytin Rock Festivali'ne gider yazıyor. Yani inşallah o zaman yani uğrarsam tabii Zeytin Rock Festivali'ne gitmem ben içine böyle müzik dinlemeye falan. Ama o tür insanların işte nasıl ortamlara gittiklerini veya ne tür şeyler yapıldıklarını sokakta da, çünkü bir kere gitmiştim yani içine gitmedim ama böyle o tarafları gezmiştim. Böyle değişik tipler vardı hatırlıyorum. Öyle sarılmak şu kadar lira falan filan hatırlıyorum yani vardı. Hani eğer o zamanlara denk gelirsem
denk gelirsem eğer size bunları göstermek isterim. Gerçekten ilginç şeyler. Çünkü mesela öpmek 1 lira, sarılmak şu kadar lira, 1 lira falan filan. Bunlar var, böyle alkolü tipler falan. Yani bir daha denk gelebilirsem size de göstermeye çalışırım. Daha sonra pek bir şey yok sanırsam. Şimdi artık dönme zamanı sanki arkadaşlar. Şimdi döneceğiz inşallah, dediğim gibi Zeytinli Park Rock Festivali'ne. Bu taraflara gelirsem yani size göstermek için gelmeye çalışacağım. Ama ne olur malum değil, yani malum diyorsunuz, ne olacağı belli değil. Burada olmayabilirim belki. Yani ne olacağı belli değil sonuçta. Şimdi biraz sahil tarafından dönelim ve yürüyelim arkadaşlar. Anlaşılan bugün oturma yerleri boşalmayacağım. Gök gürültüyor. Gök gürültüyor. Arada bir çiseliyor falan. Bugün daha çiselediğini yani daha çiselemedi yani, ama geçenlerde falan böyle arada bir çiseliyor, açıyor. İlginç hava durumları. Arkadaşlar. Daha hiç tıraş sektir diye hatırlamıyorum. Bir kere falan tıraş sektirdim galiba. Şimdi deneyeceğim ama %99 ihtimalle yapamayacağım. Ama bakalım. Nasıl tıraş sektirmesi gerektiğini bile bilmiyorum yani o derece. İyice. Herhalde böyle atılıyordur. Bana öğretin falan. Oğuz falan. Olmadı. O zaman forma yatayım. Atamıyorsak yatacak bir şey yok. Ya sesim duyuluyor. İnşallah duyuluyordur içinden. İnsan varsa insan denizin altından gidiyorsa ben de yatarsam taş. İnsanların kafasına gitmiyor iyi ki. Normalde bu kadar kötü taş atıcı değilim ha. Oh. Bir de
büyük bir tane atalım da kumluysa bile insanların ayağına taş bassın falan. Sağ salim insanların kapısı da gelmeden şu büyük taşı da atacağım ve sonra tekrar yürümeye devam edeceğiz. Hadi bakalım, bismillah. Harikayım. Aa, bu ne böyle? Koltuk. Bu oturak yani. Oturak oturmak için. Oturak ayakta durmak içindir arkadaşlar. Buralara böyle dalga geliyordu. Hatta buraya yürümeye çalışan insanlara diyordum. Ay Allah. Yani şu en sondaki kısmı böyle içine alıyordu dalgalar. Ama bu sefer öyle bir şey yok. O yüzden gidebiliriz. Balık tutmak içinmiş. Kameramanıza ben söyledim. Biz de bilmiyoruz ama. İlginç. Böyle bir iskele daha önce görmedim. Bir de buradan sahili görelim bakalım. Buradan atlayanlar hala var mıdır? Vardır. Niye olmasın? Evet arkadaşlar, şu an 24 dakikaya geçti, 25. dakikaya basıyoruz. Bey artık içeyim dedim. Buraya kadar gelen arkadaş varsa helal olsun vallahi. Canım takipçim derim. Şimdi ben burada fotoğraf çekineceğim. Ayaklarımı sallayıp oturacağız falan filan. Videomuz burada sona ersin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın falan filan arkadaşlar şeyler. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Oturayım. Nasıl oturulur?